Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi doğrusal programlama modellerinde bir minimizasyon problemini grafik yöntemle çözeceğiz. Toplam 4 tane kısıtımız var. Negatif olmama kısıtımız dahil. İlk olarak yapmamız gereken şey bütün bu kısıtların hepsini teker teker ayrı ayrı çizeceğim. İlk önce arkasından da ne yapacağım? Hepsini aynı düzlem üzerinde göstererek uygun çözüm bölgesini bulacağım arkadaşlar. Şimdi ilk başta neyle, hangi eşitsizlikle başlayacağız? 3x artı y büyük eşittir 9 eşitsizliğini çizmekle başlayacağım arkadaşlar. 3x artı hemen başlayalım. 3x artı y, 3x artı y büyük eşittir 9 eşitsizliğini çözmek istiyorum. Yapmam gereken şey ilk önce 3x artı y eşittir 9 doğrusunu çizeceğim. Bu doğruyu çizmek için de eksenleri kestiği nokta bulmam lazım. X'e 0 verirsem y kaç olacak? 9 olacak. Y'ye 0 verirsem de x kaç olacak? 3 olacak. Bunları düzlemde gösterelim. Hemen bir tane koordinat sistemi çizelim arkadaşlar. Koordinat sistemimizi çizdikten sonra da doğrumuzu çizeceğiz. Sonra da eşitsizliğimizi çizeceğiz. Evet, x, y koordinatlarını çizdik. Şimdi yapmamız gereken şey neydi? Evet, burası şurası y ekseni, burası x ekseni. Y eksenini 9'da kesiyor. 3, 6, 9, burası 9. X eksenini de 3'te kesiyor. Burası 3, gene 6, 9 diye numaralandırırsam x eşittir 3. X ekseni üzerinde 3 noktasında ve y ekseni üzerinde de 9 noktasında ne yapıyor? Benim doğrum eksenlerimi kesiyor. Bu noktaları birleştirdiğim zaman birinci bölgede çalıştığımı da ifade edeyim tekrar. Birinci bölgede çalışmamın sebebi de şu, negatif olmama koşulu söz konusu olduğu için. Evet, böylelikle bakın 3x artı 3x artı y büyük eşittir 9 eşitsizliğini, pardon, çok özür dilerim. 3x artı y eşittir 9 doğrusunu çizdim. Daha eşitsizlik çizmedim çünkü. Eşittir 9 doğrusunu çizdim. Bu çizilen doğru 3x artı y eşittir 9 doğrusu. Eşitsizliği çizmek için, yani bu eşitsizliği sağlayan 3x artı y büyük eşittir 9 eşitsizliğini sağlayan noktaların kümesini bulmak için de ne yapıyorum? Bakın bu doğrumuz. Düzlemi iki parçaya bölüyor. Birinci parçamız şurası, ikinci parçamız burası. Hangi parçayı tarayacağıma nasıl karar vereceğim? Bir tane kontrol noktası alıyorum. Sıfıra sıfır noktası orijini aldım. 3 artı 0 artı 0 büyük eşittir 9 eşitsizliği sağlanıyor mu? 0 9'dan büyük eşit olmadığına göre orijinin bulunduğu bölgeyi değil de ikinci bölgeyi tarayacağım. Bakın ikinci bölgeyi ne yapıyorum? Şöyle güzel bir turkuaz fosforlu kalemle şöyle güzelce tarıyorum. Rahat rahat güzel güzel tarıyoruz. Bu doğru üzerindeki, yani eşitlik olduğu için 3x artı y büyük eşittir 9 dendiği için, eşitlik söz konusu olduğu için bu doğru üzerindeki her noktada ne yapacaktır arkadaşlar? Eşitsizliği sağlayacaktır. Turkuaz mavisiyle taramış olduğum bölge 3x artı y büyük eşittir 9 eşitsizliğinin nesidir? Çözüm kümesidir. Şimdi bir başka eşitsizliğimiz daha vardı. Onu çizeceğiz. O da x artı 2y. X artı 2y. X artı 2y büyük eşittir 8 eşitsizliğini çizeceğim. Yani bunun çözüm kümesini çizeceğim. Bunun için de ilk önce x artı y eşittir, x artı 2y eşittir 8 doğrusunu çizmem lazım. X'e 0 verirsem y 4 olacak. Y'ye 0 verirsem de x kaç olacak? X eşittir 8 olacak. Şimdi düzlemimizi, koordinatlarımızı çizelim. Koordinat sistemimizi hemen burada birinci bölgede çalışıyorum. Negatif olmama koşulum olduğu için soruda. Ve burada ne yapacağım? X ve x eşittir 8 ve y eşittir 4 noktalarını ne yapacağım? Düzlem üzerinde göstereceğim. Eksen üzerinde. Evet, şurası 4, 2, 3, 4.
Ben tam 1, 2, 3, 4, şurası da 8, burası 4, burası 8 olacak. Şurası 2, 4, burası 4, 2, 4, burası da 8 olacak. Şurası 4. Evet, y eksenimizi y eşittir 4'te, x ekseninde x eşittir 8'de kesiyorum. Ve şimdi ne yapacağım? Bu iki doğruyu birleştiren, bu iki noktayı birleştiren doğru parçamızı çiziyorum. Evet, çizmiş olduğumuz doğru parçası nedir? X artı 2y eşittir 8 doğrusudur. Bu doğruyu çizdik. Şimdi amacımız ne? X artı 2y büyük eşittir 8 eşitsizliğinin çözüm kümesini bu düzlem üzerinde göstermek istiyoruz. Yine kontrol noktası olarak 0'a 0 noktasını alıyorum. Eğer 0'a 0 bu eşitsizliği sağlarsa onun bulunduğu bölgeyi tarayacağım. Sağlamazsa ne yapacağım? Onun bulunmadığı bölgeyi tarayacağım. Ki gerçekten de bakın 0 nedir? 8'den büyük veya eşit olmadığına göre, bu eşitlik sağlanmadığına göre onun üstünde kalan bölgeyi ne yapıyorum? Tarıyorum. Bunu da fosforlu pembe ile taramayı tercih ettim. Şuradaki, evet, yukarı doğru bir sonsuza kadar gidecek. Tabii ki bu doğru üzerindeki tüm noktalarda bu eşitsizliği sağlayacak. Neden? X artı 2'ye büyük eşittir. Eşitlik söz konusu olduğu için bu doğru üzerindeki noktalarda çözüm kümesindedir. X artı 2'ye büyük eşittir. 8 eşitsizliğinin arkadaşlar. Ne yapmış olduk? İkinci eşitsizliğimizi de çizmiş olduk. Şimdi üçüncü eşitsizliğimize geliyoruz. Üçüncü eşitsizliğimiz neymiş? X artı 5y eşittir, büyük eşittir 10. X artı y büyük eşittir 10 eşitsizliğini ne yapıyoruz? Çizeceğiz. Bu çözüm kümesi çizeceğiz. Bunun için de ilk önce x artı 5y eşittir 10 doğrusunu çizmem lazım. X'e 0 verirsem y kaça eşit? 2'ye eşit. Y'ye 0 verirsem x kaça eşit? 10'a eşit arkadaşlar. Tabii ki ilk önce x ve y koordinatlarımızı ne yapacağız? X ve y koordinatlarımızı şöyle çizeceğiz. Çizdik ve arkasından da bunun üzerinde noktalarımızı yerleştireceğiz. Y 2'ye eşit. Y şurası 2 olsun. Burası 2. Bu böyle 2, 4 diye gitsin. Burası da aynı şekilde 2, 4, 6, 8 ve 10 şeklinde gitsin. X ekseninde 10 noktasında, y ekseninde de 2 noktasında kestiğine göre bu iki noktayı birleştiren doğru parçasını ne yapacağım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çizeceğim. Çizdik. Çizmiş olduğumuz doğru hangi doğruymuş? X artı 5y eşittir 10 doğrusuymuş. X artı 5y büyük eşittir 10 eşitsizliğini çözmek istiyorum. Gene kontrol noktası olarak orijini alıyorum. 0'a 0 noktasını. X'e 0 verdim, y'ye 0 verdim ve bu eşitsizlik doğru mudur diye kontrol edeceğim. 0 10'dan büyük eşit olmadığına göre ne yapmak durumundayım? Bu doğrunun üzerinde kalan, üstünde kalan bölgeyi taramak zorundayım. Bunun için de fosforlu bir yeşil rengini tercih ettim. Aynı zamanda eşitlik olduğu için, bakın x artı 5y büyük eşittir 10'dan diye için x artı 5y eşittir 10 doğrusu da bu eşitsizliğin çözüm kümesine dahil olacaktır arkadaşlar. Böylelikle ne yapmış olduk? Bize verilen bütün eşitsizlikleri teker teker göstermiş olduk. Şimdi yapacağımız işlemle hepsini tek bir düzlemde, tek bir koordinat sisteminde göstermek olacak arkadaşlar. Onu da şimdi hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bütün eşitsizliklerimizi aynı düzlem üzerinde gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradaki ifadeleri de hangileri nedir? Hangi doğru, hangi doğrudur? Onu da gösterelim. Evet, şu ilk baştaki yer alan doğrumuz 3x artı y, şurası
3x artı y büyük şey eşit büyük eşittir 9 ifade edecek de onu eşit şeklinde yazmayayım. Sadece 3x artı y eşittir 9 diye yazayım. 3x artı y eşittir 9 doğrusudur. Şu mavi olan doğrumuz. Kırmızı olan doğrumuz hangi doğrumuzdur? Kırmızı olan doğrumuz ise x artı 2y eşittir 8 doğrusudur. Ve pembe ile çizilen doğrumuz ise pembe rengimiz neredeydi? Pembe ile çizilen doğrumuz ise onu da şöyle gösterelim. Pembe ile çizdiğimiz doğru ise x artı 5y eşittir 10 doğrusudur. Uygun çözüm bölgemiz taralı olan bölgedir. Bu uygun çözüm bölgesi taralı olan bölgemiz. Bu bölge üstten sınırlı değil. Biliyorsunuz bir bölgenin sınırlı olması ne demektir? Bu bölgenin aslında bir daire içerisinde en basit tanımıyla, en yani halk dilinde tanımıyla diyelim, bir dairenin içerisine alınabiliyorsa o bölge sınırlıdır diyebiliriz. Bu bölge arkadaşlar sınırlı bir bölge değil, üstten sınırsız. Ancak üstten sınırsız olması benim için problem değil. Neden değil? Çünkü ben minimizasyonla ilgileniyorum. Eğer uygun çözüm bölgesi üstten sınırsız olup maksimizasyon problemiyle uğraşıyor olsaydı, o zaman sınırsız bir çözümüm olacaktı ki bu gerçek hayatta mümkün değildir. Problem yanlış konmuş diyecektik. Şimdi gelelim bu köşe noktalarımızı bulmaya. Bir tane köşe noktamız şurası. Bir tane köşe noktamız. Bunları farklı renklemi yazalım. Daha çarpıcı bir renklemi yazalım arkadaşlar. Pek gözükmüyor gibi geldi bana bu şeyler. Turuncu daha güzel olabilir. Şurası A noktası. Şurası B noktası. Burası C noktası. Şurada bir tane daha köşemizin noktası var. O da D noktası. Bu noktaların koordinatlarını bulmam gerekmekte. Nasıl bulacağımızı da beraber inceleyelim arkadaşlar. Şöyle, evet. Hepsini beraber yapalım. Nasıl yapacağız? A noktasının koordinatları nelerdir? Bakalım. A noktası 3x artı y eşittir 9 doğrusunun y eksenini kestiği noktadır. Burası 0'a 9 noktasıdır arkadaşlar. B noktası iki tane doğrunun kesişiminden elde edilmiş. 3x artı y eşittir 9 doğrusuyla x artı 2y eşittir 8 doğrusunun kesişimi bize B noktasını vermiş. Peki bu iki doğrunun kesişimini nasıl bulacağım? Bunları taraf tarafa yok etme yöntemini kullanabilirim. Mesela bunu eksi 3 ile çarpıp bu eşitsiz alttaki denklemi eksi 3 ile çarpıp toplarsam x'ler ortadan kalkar. Tek değişkenli bir denklem elde ederim. Burası eksi 6y eksi 5y olacak. Eksi 6y artı y eşittir. Eksi 24 artı 9 eksi 5y eşittir. 24'ten 9 çıkarsa eksi 15 y kaç olur? 3 olur. Y 3 olursa bu y'yi bulduktan sonra herhangi bir denklemde x'in yerine y'nin yerine 3 yazarak x'i bulabiliriz. 3x artı 3 eşittir 9'dan 3x eşittir 6. X eşittir kaç çıkar? 2 çıkar. Demek ki B noktasının koordinatları 2'ye 3'müş diye söyleriz. C noktasının koordinatlarını nasıl bulacağım? C'yi nasıl bulacağım? C noktasına baktığımız zaman C noktası x artı 5y eşittir 10 doğrusu ile x artı 5y eşittir 10 doğrusu ile hangi doğrunun kesişimi birdir? Pembe olanla kırmızı olanın yani x artı 2y eşittir 8 doğrunun kesişimi. Taraf tarafa çıkartalım. 5y'den 2y çıkarsa 3y kalır. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. Y eşittir ne olur? 2 bölü 3 olur. Y eşittir 2 bölü 3 olur. Pekala x kaç çıkar? X artı
4 bölü 3 eşittir 8'den x eşittir 8 eksi 4 bölü 3. 4, 8 kere 3 24. 24'ten 4 çıkarsa 20. İvris de 20 bölü 3 olmuş olur arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi C noktasının koordinatlarını da bulduk. C noktasının koordinatlarını da yazalım. Onu da şöyle yazalım. C noktasının koordinatları. Nerede bizim o kalemimiz? Şurada. C noktasının koordinatları. X 20 bölü 3. Y ise 2 bölü 3'e eşit. Geldik D noktasının koordinatlarına. D noktası zaten x artı 5 eşittir 10 doğrusunun x ekseninin kestiği nokta olduğu için burası 10'a 0. D noktasının koordinatları da 10'a 0 diye belirlemiş olduk arkadaşlar. Bakın burada tekrar edelim. İki tane doğrunun kesiştiği noktaları çözmek için, bulmak için bu doğruların denklemleri ortak çözülür. İki bilinmeyenli iki tane denklem var. 3x artı eşittir 9 ve x artı 2 eşittir 8. Burada amaç bu denklem sistemlerinden, yani iki tane bilinmeyenden bir tane bilinmeyeni indirgemek olacaktır. Bunun için de yok etme yöntemini kullanabilirsiniz. X'in katsayısı 3 olduğu için ikinci denklemi eksi 3 ile çarpıp taraf tarafı toplarsam x'ler ortadan kaybolur, yok olur. Sadece y'ye bağlı bir denklem elde ederim. Y'yi bulduktan sonra da isterseniz birinci denklemde, isterseniz ikinci denklemde ne yapabilirsiniz? Y'nin yerine bulduğunuz 3 değerini koyarak x'in kaç olacağını da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Neye devam edeceğim? Artık koordinatlarımı biliyorum. Bu koordinatları fonksiyonda değeri nedir? Onları hesaplayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz buraya ne yapacağız? Noktalarımızın değerlerini yazacağız ve amaç fonksiyonumuzu yazalım. Amaç fonksiyonumuz kaça eşitti? 3x artı 5y eşitti. Biz bunu ne yapmak istiyoruz? Minimize etmek istiyoruz. A noktasının koordinatlarını yazalım. 0'a 9. B noktasının koordinatlarını yazalım. 2'ye 3. C noktasının koordinatlarını yazalım. 20 bölü 3'e 2 bölü 3. Ve D noktasının koordinatları da 10'a 0. Biz bu noktalarda fonksiyonun aldığı değerleri hesaplayacağız. Z burada kaça eşittir? 3 çarpı 3 çarpı 0. Ne kadar çirkin yazıyor. Değil mi? İğrenç yazdım. Evet. Aslında bir impeccable with your word deyince daha mantıklı oluyor ama. Evet, şimdi 3 çarpı 0 artı 5 çarpı 9 eşittir. Nedir? 45. Diğer B noktası için şu ZA, bu da ZB olsun. Bu da neye eşittir? 3 kere 2 artı 5 kere 3. Bu da kaç? Bu da kaça eşit olacak arkadaşlar? Bir saniye. 6, 15 daha 21 mi yapacak? Bu da 21'e eşit olacak. 21. Çok güzel. C noktasında fonksiyonun aldığı değer kaça eşit olacak? 3 çarpı 20 bölü 3 artı 5 çarpı 2 bölü 3'ten o da 70 bölü 3, yani 23,3'e eşit olacak. D noktasında fonksiyonun aldığı değere bakalım. O da 3 çarpı 10 artı 5 çarpı 0'dan 30 olacak arkadaşlar. Şimdi bu 3 tane 4 tane köşe noktası içerisinde en küçük değeri amaç fonksiyonumuz B noktasında almakta. Optimum çözümümüz B noktasında gerçekleşmekte. Yani 2'ye 3. X'ten x eşittir 2 olmalı. Y'de 3 değerini almalı. Ve optimum değerimiz de fonksiyonumuzun optimum değeri de kaça eşitmiş? O da arkadaşlar 21'e eşitmiş diye soruyoruz. Böylece sorumuzu tamamlamış olduk. Dördüncü örneğimizi de yaptık.
Beşinci örnekte de gene bir minimizasyon sorusu çözeceğim. Arkasından da doğrusal programlama modellerinde, grafiklerde, grafik çözümlerinde karşımıza çıkabilecek olası olağan dışı, olası durumlar var. Onlara bakacağız, onları inceleyeceğiz. Çözüm olmaması, sınırsız çözüm olması, alternatif çözümlerin olması gibi. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Sağlıkla, esenlikle kalın. Sevgiler ve görüşmek dileğiyle bir sonraki videomuzda arkadaşlar.